Herkese merhaba arkadaşlar. 60 Seconds'a hepiniz hoş geldiniz. Bu bir hayatta kalma oyunu. Bilmeyenler için oyunu hemen kısa bir özet geçeyim. Birden bir atom bombası atıyorlar. 60 saniyen var. Ne bulduysan kap ve sığınağa kaç. Ve hayatta kalmaya çalış. Olay bu. Bu kadar bitti biliyor musunuz? Uzun zaman oldu bu oyunu oynayamayalı. Yeni oyun diyerek hızlıca başlıyorum. Atomik macera türünü seç. Atomik tatbikat kıyamet. Seçiyorum. Karakterimizi seçiyoruz. Ted ve Dolores. Karı kocalar bunlar arkadaşlar. Ben Ted'i seçeceğim. Burnuna bakın. Vatoz balığı gibi amına koyayım. Bunu seçmeyelim de kimi seçelim? Tam bir hayatta kalma uzmanı. Oyun arkadaşlar her zaman orta zorlukta oynanır. Kolayda zevk alamazsınız. Çok kolaydır diye zorda da zevk alamazsınız. Çok zordur diye. Orta yoldan şaşanların orta çizgisine girerler. Maceraya başlayalım biz. Yoksa ben rezil rüsva olarak devam edeceğim yoluma. Çorba. 737 yıl boyunca saklanabilir. Kim de ne yaptı amına koyayım? Kim 737 sene bekledi ki yalan? Evet birazdan başlayacak. Burada dombili kızım var. Herkesin yerini bir öğreneyim, el alayım. Ondan sonra karım nerede benim? Karım ilk seni alacağım. Karım sen için dünyayı yakarım. Bunu aldık. Dur tüfeği ver. Lan karım iki kişilik yer kapıyor. İlk karımla tüfeği depoya depo bu tarafta değilmiş amına koyayım. Devin deposunun yerini bilmiyorum. Dombili kızım, dombili kızım içeri geç. İçeri geç hayvan ol hayvan. Ulan benim bir küçük evlat nerede? Mutfakta ne var? Bir tane de çorba alalım. Ya ver ne bulduysan ver. La bu şişko niye kaya baş? Koş. Arkadaşlar 20 saniyemiz geçti bile. Benim oğlan nerede? Oğlum neredesin oğlum? Gel küçük 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 küçük. Oğlum! Orospu çocuk kıyamet kopuyor. Bu aile burada ödev yapıyor. Normalde yapmaz. Burada, şimdi yapıyor bakalım. Çorba da ver. Çorba çok lazım olacak. Hem susuzluğumuzu hem açlığımızı götürecek. Bunu da koyuyoruz. El feneri lazım olur. Karanlıkta kalmayalım. Arkadaşlar daha fazla çorba almam lazım. Su ver. Su ver. Ya bu adam alamıyor ki. Amını siktim yemiş yemiş. Sıçamamış. Şimdi de eşya alamıyor. Balta ver, kendimizi savunuruz. Öbür devri ver. Oğlum çok az yiyecek içecek aldı. La bunu da süre doluyor, silah doluyor. Tüh, süre doldu bak. Yattır baba. Yeteri kadar su ve çorba alamadım ki ben 4 kişilik aileyle ne yiyeceğiz? Bok mu yiyeceğiz aşağıda? Yine de ben bir hayatta kalma uzmanı olarak her şekil başa çıkmaya çalışacağım. Birinci gün ailemi size tanıtayım arkadaşlar. Oğlum Zargana'nın teki saygısızın önde gidenidir. Bana bir yararı dokunmamıştır. Keşke ben böyle bir oğlum olmasaydı. Bu bir. Kızım günde normalde 5 dürüm kadar yiyordu. Bilmiyorum bunu nasıl doyuracağız onu düşünüyorum. Ergenliğe yeni girmiş hiç çekilmiyor. Çok şikayetçiyiz bunda. Ben adamın dibiyim. Karım. Karım için dünyayı yakarım demiş miydim de önce? Güzel kadın da biraz suratı uzun fırın küreği gibi. Yanımıza aldığımız eşyalar burada av tüfeği, balta, biraz çorba ve su almışız. Bu ne lan bunun ismi neydi? Oğlum atıp oynuyorlardı ya. Oğlum bunun ismi neydi? Ben ne biçim erkeğim bu oyunun ismini unuttum amına koyayım. Tavlaydı tavla değil mi? Evet. Okuyalım birinci gün. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık çok şükür. Ucuz atlattık. Birlikte her şeyi başarabiliriz diyor. Üst katta hiç yer olmadığı için bazı şeyleri sığınağa koyduğumuzu hayal mayal hatırlıyoruz. Görünüşe göre dağınık olmak gerçekten insan işine yarayabiliyormuş. Önceden bir tane radyo bırakmışız sığınağa. İşimize yarayabilir. Suyumuz herkese gerçekten zor yetecek. Onu Allah bilir. İleride bakacağız. İlk gün bir şey inmez oğlum. Zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Haydi başarabiliriz. Bol çorbamız az suyumuz var. İleri devam diyorum. Yani birinci gün asla hiç kimseye yemek vermem. Su da vermem. Minik bir sığınakta yapılabilecek şeyler çok sınırlı olduğu için neden biraz oyun oynamıyoruz diye düşündük. Yetişkinlerin de oynamaya ihtiyacı vardır. He zaman geçirmeye çalışıyorum. Bu sığınaktan oynayacaksın. Saklan baş mı amına koyayım. İleri. İkinci gün bak bir gün hayatta kaldım arkadaşlar. Tebriği hak ettim. Oğlum. Bir dakika ben bu kızımın gözü önceden de böyle mi diyorsa birden şaşırma olmaya başladı bu korkutmayın beni lan daha bir gün oldu sizinle yola çıkan amına koyayım siz beni yersiniz şimdi. Mahallemiz hala yüksek oranda radyoaktif şu anda yüzeye çıkmak bir sağlık riski taşıyor doğrudur. İkinci günde ben kimseyi sokağa yollayamam arkadaşlar yüksek radyasyon var biraz daha bekleyelim sonra yollarız bakıyoruz birbirimizi yemeye başladığımız zaman yollarız. Bu küçük sığınakta her yeni koku hemen burnumuza saldırıyor. Bir şeyleri fark etmemek mümkün değil. O yüzden duvardan bir parça tuğla düşüp de arkasında dar bir boşluk açıldığında burnumuza gelen korkunç koku hemen bizi esir aldı. Sanırım o deliği kontrol edip kokunun kaynağını bulsak iyi olacak. Ha, sığınağa bir yerden koku geliyormuş arkadaşlar. Doğru onu kapatmak lazım. Bok kokusu mudur nedir anlamadım. Yoksa radyasyon pis kokusu da olabilir. Üçüncü gün iyiyiz değil mi? Susamış.
Anladığım kadarıyla susamışlar. Pençeleri, dişleri ve diğer mutasyona uğramış ve keskin vücut kısımları olan bir şeyin üzerimize atlayacağı korkusuyla deliğin içine baktık ama hiçbir şey olmadı. Onun yerine bir domates çorbası konservesine ulaşmaya çalışan ölü bir fare bulduk. Korkunç bir şekilde başarısız olmuş. Hayvandan da... Ya öldüren fareyi de yine amına koyayım. Zaten biz açız bir de gelmiyor bizim çorbamızı çalmaya çalışıyor fare. Korkunç bir şekilde başarısız olmuş. Hayvandan daha şanslı olacağımızı düşündüğümüz için ona el koyduk. Fareye boş bir konserve içinde düzgün bir cenaze düzenledik. O kadarını hak ediyordu. Artı bir çorba... Fare bizim şeyimizi çalmamış. Biz farenin çorbasını çalmışız lan. Bakın burada çorba sayımız bir tane artmış. Şimdi üçüncü güne geldik. İyi gittik. Artık hepiniz bir suyu hak ediyorsunuz. Gerçekten su vereceğim her birine. Bak kızda yanlışlıkla çorbaya tıkladım. Ne biçim acıkmışsınız artık. Su için terlemeyin ha. Suyu bir şekil atmayın. Kendinizde saklayın amına. İşemeyin, sıçmayın. Acıkırsınız. Çocuklar son zamanlarda çok huzursuzlar. Etrafta koşturup odalarıyla birlikte oyunlar oynamayı özlüyorlar. Sınakta kendi yatak odalarından çok daha küçük olmasına rağmen masanın önünde çılgınca koşturup ebelemece oynamak için yeterli boş alan var gibi görünüyor. Oynamalarına izin verelim mi? Oynasınlar, sıkıntı yok arkadaşlar. Oynarlar, biraz keyifleri yerine gelir. Açlığı, susuzluğu unuturlar belki. Çocukların o gülüşleri, kahkahaları, eski mutlu günlerimizi çok özlüyorum be. Dördüncü güne kadar geldim oğlum, harika gidiyorum. Bana yavaş yavaş bir madalya falan. Herkesin durumu iyi. Bunun olacağını tahmin etmeliydik. Mary Jane ve Timmy etrafta çok hızlı koşturdular ve biz daha onları durduramadan birbirlerine çarpıp yere düştüler. Ve kaynaklarımızı dört bir yana uçmasına sebep oldular. Ya bu çocuk değil, buna orospu çocuğu. Bir de suç onlarda değilmiş gibi davranıyorlar. Biraz daha neşeli gibiler, onlar için sevindik ama şimdi bu dağınıklığı toplamamız gerekecek. Ya bakın birbirlerine girmişler, adam akıllı oyun oynamayı bile bilmiyorlar. Cahiller, insanlık görme... Ulan bunlar benim çocuğum değil ki. Bizim bir tane tüfeğimize sebep olmuşlar. Tüfeğimiz gitti. Bok için bugün çocuklara yemek yok. Benle karım çorba içeceğiz. Onlar oyun oynaya dursun. Şerefsiz orospu çocukları. Gitmişler, tüfeğimizi kırmışlar oyun oynarken. Yemeyin. Mary Jane eskiden neşeli bir çocuktu. Mary Jane kızım arkadaşlar. Ama son zamanlarda morali biraz bozuk. En sevdiği klasik eserleri mırıldanıp tuba sesi çıkarmaya çalışmasından müzik derslerini çok özlediği anlaşılıyor. Enstrümanını tekrar çalabilmek için canını bile vermeye hazır olduğunu söylüyor. Ben dedim ya, bu ergenliğe yeni girmiş, söz dinlemeyi durduramıyoruz ki. Sınaftan dışarı çıkmasına izin verirsek olacak şey tam olarak bu. Eğer yüzünü bir nebze olsun güldüreceksek belki üst katta evde kısa bir yürüyüşe çıkmasına izin vermeliyiz. Siktir git ulan, sana izimizin yok. Ne kadar bencil bir kız yetiştirmişim la. Kendi canım sıkılıyor. Sanki biz burada böyle her gün eğleniyoruz, televizyon izliyoruz. Bencil, karaktersiz. Demiyor ben bu annem babam bana bir şey olursa ne düşünürler. Hiç bizi düşünmüyor ki. Kıza izin vermedik. Beşinci gün. Durumlarımıza hızlı bir göz atalım. Hepimizin durumu iyi gibi. Şuraya bir şey çizmişler. Uzaylıdır nedir? Vah be. Ulan ne güzel tüfek almıştık. 10 dakika yediler. Düşmanlardan filan korunmak için almıştım halbuki. Ama neyse ki bir tane baltamız var. Onunla da idare ederiz arkadaşlar. Bugün de bir şey yemeyin içmeyin. Devam. Mahallemizde öyle yüksek oranda radyoaktif var. Keşfe gene kimseyi gönderemem. Böyle bir 7. 8. günde filan ancak izin veririm. Mary Jane bugün korkunç derecede sessizdi. Bu hiç ona göre değil. Onunla konuşmaya mı çalışsak? İzin vermedik ya, eve gitsin biraz dolaşsın. Hemen bize trip atıyor. Siz de bir zahmet konuşun, onu da bana sormayın. Ebeveyn değil misiniz ya? Yani? Kızım sen derdin neler? Anneciğim biraz anlayışlı ol. Aa, ya sen niye böyle yapıyorsun? Bizi üzüyorsun. Aa diye biraz nasihat versen annesi. Her şeyi ben mi sana söyleyeyim? Evet. 6 güne kadar geldik. Saç baş am göt dağılmaya başladı. Bu kıza ne oluyor? Bu kız 2 günde dabbeye dönüşmeye başladı, saçlarına bakın. Sanki 2 aydır yıkanmıyormuş gibi oldu. Nasıl saçını başını mı yoldun? Sorunları çözmek için sıcak bir şeyler içip açık bir şekilde iletişim kurmak gibisi yoktur. Sıcak içeceğimiz yok ama sadece konuşmak bile işe yarıyor gibi. Kızın morali yerine gelmiştir demek. Çok susamış arkadaşlar. Timmy elma suyunu tercih eder ama ona şimdilik biraz su vermeliyiz. Elma suyu. Ben de o zaman şalgam isteyeyim, sanki restorandayız. Bu... Öldürürüm lan. Öldürürüm, elimde kalır ha. Su bulan bir elma suyu istiyor bana. Çok susamış sen, bir su iç abisi sen. Bu da susamış, sen de su iç, davar gibi su içiyorsun. Anne ve baba siz biraz daha kalın, çocuklara ne zamandır bir şey vermiyorum. Bu ikisine su verdim. İleri gidelim. Bugün cadılar bayramı. Doktor kıyafetlerine benzer şeyler giymiş bir grup insanla tanıştık. Gezici bir hastane olduklarını ve nükleer çöldeki tehlikeler yüzünden yaralanan insanları tedavi etmek için dolaştıklarını iddia ettiler. Sorun şu ki tıbbi malzemelerinden bazıları koca ayak benzeri bir yaratık tarafından yenmiş. Eğer varsa
bizden biraz oksijenli su istiyorlar. Bir grup serseri doktor kıyafeti giymiş bizden erzak istiyor. Ben de yedim. Böyle durumlarda en büyük doktor benim ve bir bardak sudur. Anladın mı? Enayiler. Kapıyı açın da sizi bir güzel neşterle bıçaklasınlar. Kapımı mapı açmıyorum kimseye, kimseye de bir şey vermiyorum. Su bizim. 7. gün. Bu çocuk bir haftadır şu duvarda ne bakıyor? Ola bu delirmiş olmasın? Aç. Belki de orada bir biftek miftek hayal ediyor, bilmiyorum. Şu kadın bana niye böyle çok trip atıyor ya? Mary Jane susuzluğunu giderdi. Dolara su içmezse artık yaşayamayacak. O zaman arkadaşlar, Ted ve şeye su verelim. Bu ikisi idare eder. Açmışlar. Bunlara da çorba verme boş. Devam ki. Mahallemiz aile yüksek oranda radyoaktif. Şu anda yüzeye çıkmak büyük bir sağlık riski taşıyor. 7. güne geldik, artık birilerini dışarı yollamaya başlasak mı? Bence iyi olur ha. Çünkü su beni çok endişelendiriyor. 2 bardak kaldı. Kimi yollasam acaba? Kemi yollayamam çünkü bir beyin lazım takıma. Ben kemi alıyorum. Karımı da yollayamam çünkü o benim en büyük dayanağım arkadaşlar. O giderse ben bu çalı çocuğa bakamam ki. Anneleri var diye onlar şu an durumlar ya. Anneleri giderse çocuklar da kendilerinden gider. Ya çocuğu yollar da mı? Buna güvenmiyorum. Zargana'nın teki. Kedi görse bayılır amına koyayım. Dışarıda da bir ton tehlike var. Ama kızım öyle mi? 200 kilo vurduğunu değerir boğa. Boğa. Yarınki keşif planına kızımı yollayacağım, unutmayalım. Bakalım bugün ne sıkıntı çıkmış. Yeşil pijamalar içindeki bir grup insanın sığınağımızın kapağına vurmalarını hiç beklemiyorduk gerçekten. Ama yine de böyle bir olay yaşandı. Ayrıca kendilerinin mutlu insanlar olduklarını ve zenginliği alıp fakire vermek istediklerini ısrar ettiler. Biz oldukça fakiriz, belki birkaç yeni arkadaş edinebiliriz. Onları içeri alsak mı? Onları içeri alın da sizi de yeşile boyasınlar. Aptala bak, bir grup seri katil diye içeri alsak mı? Püh, size ben size hiçbir şey öğretememiş. Hayır. 8. gün. Evet, durumlar. Aç. Açlıktan ölmek üzere. Timmy. Yok artık. Acilinden sen bir çorba iç oğlum. Bu kızımız da aç, ona da bir çorba. Dolar esvet hadi. Bugünkü keşfin iyi geçeceğinden hiç şüphemiz yok. Geriye sadece dışarı çıkacak doğru kişiyi seçmek kalıyor. Dediğim gibi kızımı yollayacağım. Hatta seni yolcu etmek için bir şiir yazdım sana. Canım kızım. Sen bizim hep en büyük dayanağımız ve gurur kaynağımız oldun canım kızım. Allah'a emanet kızım. Hadi be. Çıktı gitti, bak çekti gitti, gördün mü? Kapının sesini duydum. Kız gitti, hanım nasılsın? Bu da sanki başkasının kızı ama senin kızın, öz kızın. Kız gitti, 3 kişi kaldık. Daha az erzak paylaşırız demek bu. Hayret. Ted ve Dolores uzun zamandır bir şey yemiyor ama durumları iyi. Çocuk. Aa, bu da amını siktim en aynı aç gözlü orospu evladı. Her gün ya susuyor ya acıkıyor, bazen hem susuyor hem acıkıyor, öyle bir çocuk. Ya bunu doyuracağımıza dinozor beslerdik. Çocuğa bir şey vermiyorum. Her gün kendiyle kötü alıştırmasın, ona öyle lan. Bir şeyler tarafından izlendiğini hissetmek gerçekten çok garip bir duygu. Sığınağımız küçücük ama bu durum bir süredir canımızı sıkıyor. Tüm dolapları kontrol ettik ama burada gizlenen kimseyi bulamadık. Buradan bizden başka canlı bir şey var mı? Bir tür kemirgen belki. Eğer öyleyse bu küçük cennetimizde egemen türün biz olduğumuza onu göstermemiz lazım. Sıçan mıçan mı girdi sığınağa? Öyleyse şu baltayı alın da bir aramaya çıkın yani. Öldürürüz belki, yarız. Diyor ki içeride bir şeyler var sanki. Ses geliyor diye herhalde. Baltayı verdim baksınlar diye. Bakalım. Ne yapmışlar? O neydi bilmiyoruz ama artık ölü. Oldukça ölü. O iğrenç küçük deliklerin birinde başka bir tanesi de vardır belki. Timmy çok aç. Timmy korkunç durumda. Ona su vermeliyiz hemen. Bugünler durumları daha kötü bugün hepsinin. Çorba iç. Hepiniz çorba iç. Bu bir de üstüne bir tane su iç. Tamam. Timmy öylece oturmuş boşluğa bakıyor. Bir derdi mi var? Belki onunla biraz sohbet etsek iyi olabilir. Oğlum 10 gündür bakıyor. Yeni mi fark ettiniz? Ula bunlar hiç sınavda birbirine bakmıyor mu la? Sohbet edin tabii ki. Kim bilir delikanlının ne derdi var. Oyuncakları kırılmıştır. 11. Wow. Derin nefes alın. Biraz yoga yapalım. Çok böyle hantal hantal durduk. Belinize götünüze ağrı girmez. Benim kız niye öyle dönmedi yok? Endişelenmeye başlıyorum bir baba olarak. 11. gün. Bir çift laf etmek bile insan ruh halini iyileştiriyor. Dolara su içmezse artık yaşayamayacak. Oğlum bunlar çok susayıp acıkmaya başladılar ya. Bilmiyorum niye böyle oldular ya.
Bizi bu korkunç durumdan kurtarabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onları acımasızca eleştirebilirsin ama bu seni sadece bir muhalif veya komünist yapar. Biz iyi yurttaşlarız, vergilerimizi düzenli olarak ödedik, o yüzden Sam amcanın bizi kurtarmaya geleceğinden eminiz. Eh, bir keresinde şey olmuştu, o hariç tabi neyse, devlet görevlileri geliyorlar ve gözümüz kulağımız onlardan gelecek bir işarette olmalı. O zaman radyoyu kullanalım, belki bir şeyler duyarız yani. 12. gün radyo sesi geliyor, bir şey mi söylediler acaba? He, durumlar iyi. Bakalım radyoda ne demişler. Haberler iyi. Devlet bulunduğumuz bölgedeki felaket zedeleri tahliye etmekle ilgili bir radyo yayını yaptı. Dinleyen herkesin biraz daha beklemesini istediler ve birkaç gün içinde tekrar iletişim kuracaklarını söylediler. Yakında buradan kurtulacağız. 12 gün olmuş, tahliye yeni akıllarına gelmiş. Bir de değil de birkaç gün daha bekleyin, bir haber daha vereceğiz. Bu da iyi haber. Herhalde ki yine ölürüz. Benim kızın üstü niye çizgili? Ben kızımın üstü çizgili mi diyorsa yeni mi çizildi? Ulan kızım ölmedi değil mi arkadaşlar? Ölmemiştir diye düşünüyorum. Ölürse ne yaparım? Umuyorum ki kızıma bir şey olmamıştır da gittiği için üstünü çizmişlerdir. Gelince geri gelecektir diye düşünüyorum. 13. Şimdi size evin reisi olarak bir iyi bir kötü haberim var. Önce kötü haberi söyleyeceğim. Kızımız galiba hayatını kaybetti. İyi habere gelecek olursak yakında biz de onun yanına gideceğiz. Hepimiz öleceğiz. Telefon mu çalıyor? İçeride telefon mu vardı amına koyayım? Bir dakika bir bakayım. Atom bombası küçük kasabamızdaki her şeyi yok ettikten sonra bir daha kimsenin bizi telefonla aramayacağını sanıyorduk. Ama sokağımızdaki telefon kulübesi patlamadan bir şekilde sağ çıkmış ve şu anda çalıyor. Telefonu açması için birini dışarı göndermeliyiz. Anlaşılan o ki arkadaşlar, bu durumdan kurtulduktan sonra hanımla yeni çocuklar yapmanın vakti gelecek. Çünkü öbür çocuğu da ölüme yolluyorum, kusura bakmayın. Ben hanımımı çok seviyorum. Çünkü çok güzel. Fırın küreği gibi bir yüzü olsa... Lan! Kızım! Gelmiş! Vallahi gelmiş ya! Tamam abartmayın, her şeye ağlamaya gerek yok. Bu seni çok özledik be kızım. İnan yokluğunda boğazımızdan hiçbir şey geçmedi. En fazla 2-3 konserve çorbası. Bakalım ne haberler getirmiş. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlarında Hil Vadisi'nden bir felaketzade olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı, umarız bizi tekrar ararlar. Mary Jane yüzeyden sığınağa geri dönünce tarif edilmeyen bir mutluluk yaşadık. Kız dışarıdan biraz mermi getirmiş, 2 tane de su getirmiş. Sokağın aşağısında bir tür araç bulduk ama gece karanlık olduğu için pek bir şey göremedik. Belki gelecekte keşifler daha verimli geçer. Kızım mermi buldun da mermiyi düşmana elle mi atacağız? Tüfeğimiz kırıldı. Yediniz ya. Yine de 2 suyu getirdiğin için teşekkürler. Dolara su kaybı yaşıyorsun. Kızın sana su getirmiş. Ona bir bardak, sana bir bardak su verelim. Ted de su içsin. Kız hem aç hem yorgun hem hasta. O zaman kızım sen bir çorbayı hak ettin. Timmy bir şey yemez. Yarın da birini keşfe yollayacağım arkadaşlar. Bakacağız ona. 15. günde radyoyu tekrar kullanacağız. Belki bir şeyler duyarız diye. 16'ya geçiyoruz. Şşt, pst. Bu kaç? Hey. Kızım bu kaç? Şaka da kaldıramıyor ki. Zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyuru hizmetine bağlanmayı başardık. Bir bakalım ne oldu. Haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. Yüzeyde yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacaktır. Ciddi mi lan? Aa, iyi bir haber. Timmy çok iyi huylu. Bu durum ne kadar sürecek acaba? Ne oldu oğlum? Rüya mı gördün? Birden iyi bir insan olmaya karar vermişsin. Bağırmıyor artık. Kıza çok üzülüyorum ya. Susamış. Kızım sen tekrardan bir su ve çorba gerçekten hak ettin. Dolar asla Ted bir şey yemezsin, Timmy de bir şey yemezsin. Dışarıya kim gitsin derseniz, kız artık yoruldu gidemez. Serde öbür oğlan gitsin. 17. gün. Oğlan gidince sanki daha bir huzurlu oldu ortalık. Fark ettiniz mi? Oradan mal mal bu tarafa bakıyorsun, sinir bozuyordu. Burada ne çizmişler lan? İki başlı öküz mü çizmişler, domuz mu yoksa iki başlı ve iki memeli inek mi? Bunu herhalde oğlan çizmiş, iki de gitmiş. Günlük kaynak sayımımızı yaparken bir çorba konservesinin eksik olduğunu fark ettik. Daha dün burada olduğuna emin edebiliriz. Bu sadece bir anlama geliyor. Aramızda bir çorba hırsızı var. Artık geriye sadece suçlunun kim olduğunu bulmak kalıyor. Çorbayı kim içti? Ailede kimseye suç atmak istemem. Kızım sen mi çaldın? Doğruyu söyle, sen çaldın değil mi? Bence kesinlikle kız çaldı çorbayı. %100 eminim amına koyayım. 18. gün. Bak.
Bak hele tipe. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Oğlum bizim durumlar kötüye gidiyor. Ama hanımda zerre kusur yok, fark ettiniz mi? Hanım seninle evlenirken iyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta dedik. Biz perişan olduk, sen hep iyisin, hep sağlıklısın. Bu yaptığını yüzüne söylediğimizde kızımız öfkeyle çığlık atıp bizim için bir daha asla güzel bir şey yapmaya çalışmayacağını söyledi. Ve hala dolu olan konserveyi duvara fırlatarak tüm çorbanın yere dökülmesine neden oldu. Hadsiz. Orası bu. İki bardak şey getirdi. 4 tas çorba içti, bir tanesini de telef etti. Kutuyu incelediğimizde üzerinde özenle bağlanmış bir kurder olduğunu gördük. Meğer bunu bizim için bir şükran günü hediyesi olarak verecekmiş. Kendimizi çok suçlu hissediyoruz, o yüzden ondan özür dilemek yerine bir tap düşene kadar tartışıp birbirimize bağırmaya başladık. Sorun çözüldü. Anlamadım, kız bizden çorba çalıp onu bize şükran günü hediyesi olarak geri mi verecekmiş? Öyleyse gerçekten azarlanmayı hak etmiş yani. Kendi çok akıllı zannediyor. Mary Jane çok aç. Çok azsa çorbayla fırlatmayacaktı. Ona artık şey yok. Ben ve karıma su veriyorum. Bu radyodan faydalanmaya ne dersin? Radyoyu sürekli çalıştırın oğlum. Sürekli. 19. gün. Çocuk niye geri dönmedi? Yavaş yavaş onu nereye gömeceğimizi düşünelim bence. Hapşırdı. Kızımız hapşırdı. İyice mi hasta oluyor ne? Bize bulaştırma bari, ağzını kapa. Hasta su kaybı yaşıyor. Kıza su verelim. Devam edelim. Radyoyu da açalım. 21'e geçelim. Radyoda bir ses geliyor valla. Sen saçın mı uzadı lan? Eskiden gözlerin, o şaşı gözlerin görünüyordu, şimdi o da yok. Benim göbeğim niye hiç erimiyor? 20 gündür sadece su içiyoruz. Demek ki kızım da bana çekmiş. İkimiz de gitgide kilo alıyoruz. Su içsek yarıyor gerçekten. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere. Bu gece yemek yemezse sabahı göremeyecek. Anladık be Dolores. Açlıkta ölmek üzere ve susamış. Ted aç ve susamış. Biraz... O zaman sadece çorba içsin. Aç hasta. Çorba içsin. Bugün radyoya çalan müzik birden kesildi ve oradan yaptığı yayını dinlemeye başladık. Tahliye hakkında bir şeyler söylenirken kapıya varmak üzereydik. Ama meğer önce yapmamız gereken bir şey varmış. Tüm felaket zeddelerden bölgedeki bir yere hayatta olduklarını belirten bir tabela bırakmalarını istediler. Bunun tam yeri coğrafi koordinatlar şeklinde verildi. Bu kodun nereye ait olduğunu anlamak için harita ihtiyacımız var. Haritamız da yok. 22. gün. Ne oluyor oğlum, ciğeri bıraktık biz ya. Bugün bir damlama sesiyle uyandık ve borulardan sızan bir şey olduğunu fark ettik. Şu yeşil sıvı oldukça masum görünüyordu. Yeşil sıvı nasıl masum görünür oğlum insana? Masayı eritip geçtikten sonra bile, hatta sandalyeyi de ve yeri. O boruyu yanma yapmak iyi bir fikre benziyor. İzcik kitabıyla onu engellemeye çalışacağız, sıvının geldiği yeri. Monteleyeceğiz. Aksilik üstüne aksilik, 23. gün kapı sesi geldi. Oğlum mu geldi? Aslanım benim, sen böyle bu cesaretle dışarı çıktın, geri geldin ya, kurtulduğumuzda sana PlayStation 5 alacağım. Oğlan bir şey buldun mu? 2 çorba bulmuş, 2 tane de su bulmuş. Bizim evin garajına ve bahçede gezmiş galiba. Gerçekten senden hiç beklemedim bir performans. Ted'cim sana su veriyorum, su kaybı yaşıyorsun. Sen aç olduğun için sana çorba veriyorum hatun. Kızım sana su veriyorum. Oğlum sen açsın, al şu çorbanı iç. Keşif gezisine kimi yollayalım? Bir daha yollayacağım. Sürekli keşfe giderek hayatta kalacağız. Bu sabah birinin kapımızda vurduğunu duyduk. Korkuyla nefesimizi tuttuk ama kısa süre sonra dışarıdan çocuk sesleri geldiğini duyduk. Kapıyı açmaya karar verdik. Meğer gelenler iki kız izciymiş. Eskiden kurabiye satıyorlardı ama iş geliştirmişler ve artık menüye başka şeyler de eklemişler, akıllı kızlar. Mermi karşılığında sağlık kiti teklif ediyorlar. Şu sıvı ne? Böcek ilacı karşılığında da şey teklif ediyorlar. Mermi vereceğim çünkü mermi kullanacağım bir tüfeğim yok. Mermi verip karşılığında sağlık kiti alacağım. Kızlar mermi ne yapacak lan? Yiyecekler mi? Oo, saçlarımız çok uzamış. Hatun senin bile bozulmaya başladın ha. Bu hiç ayrı alamet değil. Normalde Mısır kraliçesi gibi bir hatundu. Oğlum da iyice Marcelo'ya demiş. Bugün keşfin iyi geçeceğinden şüphemiz yok. Geriye sadece dışarı çıkacak doğru kişiyi seçmek kalıyor. Dışarı kim gitsin? Dışarı bu gidecekse bunu iyileştirmeye gerek yok, zaten hastaydı ya. Bu gitsin o zaman ya. Zaten bir de hastalanacak, bir de niye iyileştirip sağlık kitimizi harcayalım ki? Kızı yolladım. Umuyoruz ki sağlık bir şekilde geri gelecek. Timmy oğlana su verelim, su kaybı yaşıyor. Bizim durumumuz iyi ya, o kadar kötü değil. Ölmeyiz herhalde. Bugün genç bir kadın bizi ziyaret etti. İkiz erkek kardeşini kurtarmak için bir göreve çıkmış. Adam bölgedeki haydut liderini düelloya davet ettikten sonra kayıplara karışmış. Kızın söylediğine göre bizi bir süredir izliyorlarmış ve ziyaret etmek istemişler ama sonra kardeşi kaybolmuş. Kardeşini bulmak için bizden yardım istiyor ve bunu kesinlikle pişman olmayacağımızı söylüyor. Şimdi hanımefendi,
Siz kardeşinizi kurtarmaya giderseniz oğlum size yardım edecek. Oğlum esir düştü. Bir sefer ben sizden yardım mı isteyeyim? Böyle sonsuz bir döngüye mi girelim? Yardım eden adam yardıma muhtaç hale gelir. O yüzden yardım yok. Dışarıya kimse gitmez. İyisiniz, yine bir şey yemeyin içmeyin. Oğlum baya geldim ya. 26 çok fazla, ciddi bir rakam. Niye kimse bize yardıma gelmiyor, kapımızı açmıyor artık? Minik bir sınağın içinde mahsur kaldık ve kaynaklarımız çok sınırlı. Eğer hayatta kalmak istiyorsak bazı vahim kararlar almamız gerekiyor. Yakınlardaki bölgede huzur evinin haberleri arasında gizlenen yaşlı insanlardan oluşan bir grup var. Onlardan bazı kaynakların olabileceğini düşünüyoruz ve bizim onlara daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Huzur evinden bir şeyler çalmaya mı gidelim ne? Evet gidelim. Onlar zaten yaşlanmış. Bir iki yıl ömürleri kalmış. Yeseler ne yemeseler ne, biz çalalım en iyisi. Şuradan alan kanlı bir el izi var. Gittik, ihtiyacımız olanı aldık ve geri döndük. O grubun idare edebileceğinden eminiz muhtemelen. Bir gaz maskesi çalmışız onlardan. Üstü başı kir içinde bir tüccar, omuzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit, tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konservesi karşılığında çantayla içindeki her şey bizim olacaktı. Ama çantanın içinde ne olduğunu göremezdik ve gizemli çantayı incelemeye her çalıştığımızda tüccar bize kızgın kızgın baktı. Bir kumar oynayacağız arkadaşlar. Çorba karşılığında çantayı alacağız. Çantanın içinde her şey çıkabilir. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Bence risk alalım. Yeterince çorbamız var. Hadi be. Ulan umarım o çantanın içinde güzel bir şeyler çıkar. 28. gün. Kedi sesi mi geldi? Çantanın içinde kedi var dedeme. Bu mu? Çok lezzetli görünüyor. Tasmasında Şarikov yazıyor. Adı bu mu? Şarikov yazıyorsa adı Nizamettin amanakoyim. Bak hele bak. Öyle de hiç davetsiz misafir. Sanki kendi eviymiş, tapusu üzerineymiş gibi öyle yer edinmiş kendine. Bu kediler harbi nankör ha. Harbi yüzsüzün önde giden. Bugün bir şey yemeyeceğiz. Timmy çok sıkıldığı için sürekli babasını rahatsız etti. Önce ebelemece oynamak istedi, şimdi ise saklambaca döndü. Ama bunların ikisi de bu kadar küçük bir sığınak için çok kötü fikirler. Ted oldukça keyifsiz ve yalnız kalmak istiyor. Ama Timmy vazgeçmiyor. Sessiz sinemaya ne dersin? Ne derim biliyor musun? Böyle elimi 5 parmağı görüyorsun. O görmeyen suratına şok. Öyle bir tane vururum ki o sinirle. Normalde öyle yaparım. Ama sessiz sinema güzel bir fikir. Güzel bir oyun. Hem kafamızı dinleriz. Olsun. 29. gün. Kedi yer değiştirmişsin, hayırdır, sen de mi acıktın? Kedi bir şey yemiyor mu la? Bitkini açlıktan ölmek üzere. Açlıktan ölmek üzere. Su kaybıyor. İki çorba bir su vereceğim. Sessiz sinema oynamak çok ciddi bir iştir ama oyunun bu kadar şiddetli bir hal alabileceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ted oğlunun söylediği çizgi roman karakteri adlarının hiçbirini bilemedi ve bu durum karşısında Timmy giderek daha da abartılı taklitler ve hareketler yapmak zorunda kaldı. Kollarını savururken raflardan birkaç şeyi devirdi ve sonunda pes etti. Gaz maskesini kırdı. Bir daha ben bunlara oyun oynatırsam yeryüzündeki herkes sırayla beni... Ben labuçu... Bir oyunda oynayacağım. Rus ruleti, tamam mı? Bir sana sıkacağım, bir kendime. Kimde patlarsa o Rus bunun oğlu. Namussuza bak, her oyun oynadığında bize bir zararı dokunuyor ya. Ölmeyi bayılmak sanıyor pezemek. Sınaktaki dolaplardan biri biraz sallandığı için yeni bir yuva bulmak amacıyla onu dışarı çıkardık. Bu esnada gizli bir kapı keşfettik. Nereye çıkıyor acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Hadi öğrenelim. El fenerine bakın, öğrenin o zaman. Kedinin günlük aktivitesi buradan buraya, buradan oraya. İyi ki bir el fenerimiz varmış. Eğer olmasaydı bir köşede şey bulamazdık. Harita bulmuşuz. 31. Bunun üstü niye çarpılı? Bir dakika. Mary Jane normalde birkaç üçünde geri dönmeliydi. Çok uzun zaman oldu, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Üzerine çarpı atmışlar. Ulan kız ölmesin be. Erzakları paylaştırma zamanı. Hiçbir şey yemeyin bugün de. Yarın keşfe çıkmamız lazım. Şimdi devlet bize bir koordinat vermiş. O verdiğimiz koordinata yaşadığınıza da kanıt olarak bir tane tabela bırakın demiş. Haritayı kullanacağız bunun için. Harita işe yarayacak gibi. Susamış. Biraz su verelim. Buna çorba verelim. Buna da su verelim. Dışarıya kim gitsin? Oğul gitsin. Zaten artık bizim bir evladımız var, kedi. Birbirimize tahammülümüz kalmadı, biz boşanırız gibi. Bugün yine bir tüccar kapımıza gelmiş, demiş ki sağlık kiti verin bana, sana bir deste kart vereceğiz demiş. Bunu alıp ne yapalım? Karımla kumar mı oynayalım? Kaybeden doğum alsın mı? Kasabamız patlamadan önce oldukça garip ve dost canlısı bir yerdi. Kasaba halkından Jim adında yaşlı bir beleşçi hatırlıyoruz. Bazen sokağımızda dolaşırdı. Meğer adam hayatta ve sağlıklı ve aile evsizmiş. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Adam zaten hayatta kalma uzmanıymış. Dışarıda sokakta kalıyormuş, yine kalmış bir şey. Yani adamın hayatında pek bir şey değişmemiş. O da bizi aynı derecede özlemiş olacak ki saatlerdir sığınağımızın kapısını yumrukluyor ve bize bir taş satmaya çalışıyor.
Hayır. İyice kafa yemişti, bizi öldürür o taşla. 38. Oğlum gelmiş. Demek ki kızım aile gelmediğine göre kızım ölmüş ama oğlum geldi. Böyle bir durumda yapılabilecek en makul şeyi yaptık. Gerçekten yüksek bir sesle bağırarak evde kimsenin olmadığını söyledik. Yaşlı adam kısa süre sonra gitti ve bir daha bizi ziyaret etmedi. Adam inanmış demek ki. Kapıyı açın lan, kapıyı açın demiş. Bunlar da demiş ki evde kimse yok. Adam inanmış. Adam çünkü kafayı yemiş. Sonuç olarak iki çorba bir tane şey getirmiş aslan oğlum benim. O yüzden bugün neyi hak ettin sen? Çorbayı hak ettin. Açlıktan ölmek üzere. Çorba iç o zaman. Su kaybı yaşıyor. Su iç. Suyumuz çok az kaldı. Dışarıya ne götürelim? Dışarı kim gitsin? Timmy gitsin tekrardan. Timmy çok şey getiriyor. Tecrübeli, dışarıyı da iyi tanıyor. Hanım su kaybı yaşıyor. Su içmezse ölebilir dedi. Bu da su kaybı yaşıyor. Çorba içsin o zaman. Ne yapayım? Kedi bize ve kaynaklarımıza doğru bakar kırılıyor. Kediler çorba içer mi bilmiyoruz ama menüdeki tek yemek bu. Ve domatesli ziyafetimizi evcil hayvanımızla paylaşıp paylaşmayacağımıza biz karar vereceğiz. Adı üstünde o bir evcil hayvan. Biz neredeyiz? Sığınaktayız. Evde olsaydık verirdim çorbayı, evde değiliz. Hoş. Ne kedisi ama. Nankörün teki. Kediler nankördür, şimdi çorba veririz. Yarın öbür gün dersen bize ne yaptı? Ted karakterimizin acilen bir şeyler içmesi gerekiyormuş da. Su kaybı yaşıyor diyor. Çorba içsin o zaman, yine yapacak bir şey yok. Bir şeyler eksik. Bir bakalım, havalandırma sesi tamam. Borulardan gelen tuhaf sesler tamam. Dışarıdan gelen korkunç bağırışmalar tamam. Ah Dolores bayağıdır hiç konuşmadı. Sorun bu. Ve bu durum gerçekten tuhaf. Onunla konuşsak iyi olabilir. Konuş karınla. Yardım olsun be. Hadi be. Ananın amını. Su kaybı yaşıyordu, dedim çorba verelim. Çorba susuzluğunu göstermemiş, ne biçim bir çorbaysa artık. Ve asıl etkileyici olan bu fotoğraftaki adamın bütün günde bütün etleri erimiş. Orayı geçtim. Kadın adamın ölüsüne trip atar bir şekilde bakıyor. Niye öldün gibisinden. Bu zaten hep böyleydi. Kötü günlerimizde hep bizi terk etti gittiği gibi bakıyor. Kedinin de hiç dünya umurunda değil. Gerçekten harika bir tablo. Oyunu özetliyor. Ben öldüm ha. Olsun, ailemiz için ölürüz. Ailemiz için ölürüz. Dolores ile konuşmak onun bazı sorunlarını ve endişelerini gidermeye yetti. Artık kendi dayı hissediyor. Bak Ted'e bak, nasıl bir koca. Son gününde karısını motive etmiş. Ertesi gün ölmüş. Ama karısıyla motive yani. Dünkü sözleri yakında tutuyor. Kocasının ölmesini hiç kafaya takmıyor. Oğlan geri gel de anneni kurtar lan. Biraz 3-4 su, 3-4 çorba getir be. Karıma bugün hiçbir şey vermeyeceğim. Bugünü atlatabilir. O neydi? Radyo paraziti bir anlığına durdu mu? Hadi şu sinyali yakalamaya çalışalım. Radyoyu bir daha çalıştıralım. Yazık oldu be. 49. gün. Oğlum şu Ted'e birazcık saygın olsun. Onu bir yere göm lan. Ya da bir yere sakla kemiklerini. O nedir ile? Korkunç amına koyayım. Dost canlısı bir insan radyoda bizim kasabamızdan geçerken bir kaynak paketini kaybettiğini anlatıyordu. Hemen bizim sokağımızdan geçmiş olabileceğini düşündük. Aceleyle dışarı çıktık. Paketi başka biri bulmadan aldık. İki su bir çorba. Çok güzel bir de mermi. Harika oldu. Dolores'imize aç ve susamış, ona bir çorba bir su verelim. Dolores'i hayatta tutalım, bize yeter. Kedi dama tahtamızı çok sevmişe benziyor. Sığınakta geçirdiği aşırı sıkıcı ve uzun sürelerde en yakındaki kişinin gözlerinin içine bakarak dama taşlarını masadan aşağı atıyor. Taşların her 10 saniyede bir yere düşme sesi bizi deli etmeye başladı ve oyunu ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Kedinin dama taşlarıyla oynamaya devam etmesine izin versek mi? Hayır. Delirmeye başladıysan izin verme artık. Hatta o kedi at dışarıya. 51. gün, oğlan mı geldi? Oğlum üzülme, kafayı takma, babanı bu halde görür. Şey yapma yani. Arama. Timmy otoparka gitmiş bu arada herhalde ki. İki tane domates çorbası bulmuş. Timmy açıyor. Bu da sürekli hasta, amına koyayım. Aç, yorgun, hasta. Çorba getirdin, için bir çorba. Şuna da bir çorba. Çocuklarımızın geleceğini önemsiyorsak Timmy için evde eğitim vermeliyiz. Tamam. İzci kitabından ona eğitim ver. Kapının arkasında özgürlük namına açın diye bir bağırış duyuldu. Özgürlüğü temsil ettiğini iddia eden kim olduğunu bilmiyoruz ama seslere bakılırsak gelen bir grup insandı ve muhtemelen silahlıydılar. Kendini böyle tanıtan biri muhtemelen özgürlük adına birini öldürmek istiyordur. Açsak mı? Açmayın. Herhalde biri yardıma gelse silahla değil de bakliyatla gelir. 54. Çocuk çok feci öksürüyor. Sığınağı örümcekler basmış. Onları izci kitabıyla durdurabiliriz diye düşünüyorum. Ve keşfe yine Timmy'yi gönderiyorum. 57.
Benim hedefim karımı hayatta tutmak. Timi nükleer çöle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Doları sakında bildirilecek bir şey yok diyor. Sadece bitkin. Olur o 57 gün geçti. Ha şu işe bak. Kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık. Duvarlardan birinde bir sürü mantar büyümeye başladı. Yenebilecek kadar büyükler. Ne dersin bugün bir mantar ziyafeti yapsak mı? Hayır. O mantarı yiyeceğine geç şu baltanın sivri tarafını ye daha iyidir amına. Daha az hasar görürsün. Bugün çeşitli eşyalarla dolu paslı bir el arabası taşıyan bir yabancı uğradı. İhtiyacı olan eşyalar için takas yapmak istediğini söyledi. Bir işçi kitabı karşılığında iki su teklif ediyor. Ve bir fener karşılığında bir su teklif ediyor. Valla işçi kitabını vereyim o zaman. İşçi kitabı iki su etmez bu piyasada ama bize iki su verirse çok iyi olur. 60. gün. Bayağı bir suyumuz oldu güzel. Dolar arası artık aç değil. Naçına susuz. Güzel gidiyoruz. Mutant kemirgenler kaynaklarımıza saldırıyorlar. Bunlar fare mi, vahşi tavşanlar mı yoksa sadece mutant hamsterler mi emin değiliz. Tüm bu seçenekler oldukça korkunç. Bu hayvanların hepsinden kurtulmak için mermiye veya baltayla kes onları. Tavşan ama kanguru gibi bir tavşan saldırıyor demek. Helal olsun. Çok iyi gidiyorsun karıcığım. 61. güne kadar geldik. Dolores bir ara bir şeyler içmeli. İçer ya. Bitkin susamış. Su içsin. Dışarıda silahlı, tehlikeli bir kadın var. Neyse ki mermisi kalmamış. Bize nükleer çölün vahşi canavarlarını avladığını ve şu anda devasa mutant bir örümceğin peşinde olduğunu söyledi. Bu kadın delirmiş olmalı kesin. Ne yapacaksın örümceği bir kadın? Boyuna tasma mı takacaksın? Ona yardım edersek ertesi gün bize olan borcunu ödeyeceğine söz veriyor. Mermi verelim mi lan ona? Mermi versek o mermiyi bize kullanırsa? Boş ver, mermi vermeyelim. Dışarı çıkıp gezdebilseydik çok güzel olmaz mıydı? Eski günlerde olduğu gibi yeryüzünde dolaşmak, dumanları ve hava kirliliğini koklamak. Ah işte bu özgürlük kokusunu özlüyoruz. Dur, kapı sesi. 64. Ulan bu oğlan Rambo çıktı orospu evladı. Ne bulmuş? Bir çorba bulmuş. O kadar güzel şeyler bulmamış ama yine hiç yoktan iyidir. Ağlarım, dışarıda bir grup insan var ve pek dost canlısı görünmüyorlar. Bazılarını tanıyoruz. Eskiden bizim mahalle nöbetindelerdi. Mahallenin refahı artık pek umurlarında değil gibi ama ağır el fenerlerini sinirlice sallama konusunda çok ciddi gibiler. İçeri zorla girip elimizdeki her şey almadan önce bir şey yapmalıyız. Baltayla vurun kafalarına. Kes kafalarını kes. Odun gibi yar. Öldür onu. Bakalım ne olacak. Savurdunuz mu lan tehlikeyi? Doğru, baltayı savuşturduk, onlar kaçtı ama baltamız kırıldı diyor. Dolara sürüşmez artık yaşayamayacak. Timmy hala dinlemedi. Titriyor. Su içmesi lazım, bir şeyler yemeli. Sen çorba iç, sen su iç. Yarım düzine boru patlamış ve tüm su sığınağın içine doluşuyormuş gibi bir durum var. Onları kurtarmak için haritayı kullanacağız. Suyu durdurmak için haritayı kullanacağız. Radyo ne oldu? Bozuk radyo, bir dakika. Ben haritayı seçtim diye benim radyom mu gitti? Radyoyu sesledim mi harita gitti? Ulan ben o zaman yanlış yaptım, ben radyoyu kurtarmak istiyordum. Ya lanet olsun ya, radyomuz gitti amına koyayım. Ne kadar saçma bir iş, bu su niye birden geliyor lan? Cebindeki şu parlayan şey nedir Timmy? Olamaz. Mutant karıncalar dehşet verici küçük alt çeneleri yüzünden Dolores neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Onların gitmesini istiyor. Ama Timmy onlarla bir atomik karınca çiftliği kuracağını söylüyor. Birinin dediği olacak ama kimin? Dolores. Bu ulan niye kurtulmuyor artık ya? 72 gün nedir? Öleyim zaten, ömrüm bitti. Normal olarak ömrüm bitti yani. Dolores hasta, yüzü bembeyaz oldu. Yaralarını en kısa sürede iyileştirmemiz gerekir. Oğlum sanki serumumuz vardı amına koyayım. Çok acı çekiyor diyor ya. Ne yapabiliriz ki? En nefret ettiğin şeyleri sırala diye bir oyun oynadık ve nedense sık sık komşumuzun adını duyduk. Biraz düşününce o küçük çakalın oturma odasında biraz para kasası olduğunu hatırladık. Hep içinden olduğunu merak ediyorduk. Bakmaya kim gitsin? Oğlan gitsin. Şu elektrikler bozulmadı ya, helal olsun. Bir deste kart bulmuşuz orada. Timmy çok acı çekiyor, susamış, yorgun, hasta, bitkin. İkisinin durumu da hiç iyi değil. Dışarı artık dolar esiyor, lamanın vakti geldi arkadaşlar. Yoksa bunlar şeyden ölecekler. İsmi nedir onun? Hastalıktan. İlk defa karımı dışarı yolluyorum. Aslan karım ben. Dolar es nasıl hayatta kalacak hiç merak ediyorum ha. Bitkin hasta, yorgun, çok acı çekiyor, su kaybı yaşıyor. Su kaybı yaşıyorsa bunu ver. 75. gün. Aç. Çorba içsin.
Yağmacı var, içeri girmelerine izin veremeyiz. Şakaları yok, ya teslim olacağız ya da karşılık vereceğiz. Bu nedir? Mızıka. Mızıkayı kullan, başka zaten eşyamız kalmadı. Mızıkayla ne yapabilirsin ki onları? Öldü, çocuk öldü. Ne oldu lan? Bu ne lan? Bir dakika, burası sığınağın dışı mı? Çocuk kendi mızıkayla savunmuş galiba. Son. Müziğimin güzelliğini duyunca silahları indirip gözyaşları döktüler. Canımızı başlayacaklar bugünlük. Sınağın girişinde duran büyük poster buranın artık devlet mülkü olduğunu gösteriyor. Bu muhtemelen hükümetin bize attığı ne ilk ne de son kazık olacak. Tim yaralı ve bu konuda hiçbir şey yapamadık. Yaraları giderek kötüleşti ve sonunda bu durum canına tak etti ve gitti. Ardında sadece bizim berbat ebeveynler olduğumuzu ve nükleer çölün efendisi olduğunda geri döneceğini yazan küçük bir not bıraktı. Ölebileceğimiz tüm yerler arasında burası belki de en iyisidir, belki de değildir. 78 gün dayandık. Şimdi ne oldu? He? 78. günde ne oldu? Devlet sığınağımızı elimizden aldı. İnsan bazen diyecek bir şey bulamıyor. Biz devletten yardım bekledik. Gitti sığınağımızı elimizden aldı. Çocuğu kovdu. Hanım da dışarı kaçmıştı zaten. Son belirsiz oldu. Kurtulduk mu kurtulmadık mı belli değil. Bu oyunda beni en çok şaşırtan Timmy oldu. Gerçekten her gittiği görevden başarılı bir şekilde geri döndü. Kız hemen öldü. Kız bir hayal kırıklığına uğrattı. Bana gelirse ben bir gün su içmedim. Orada bayıldı. Ya sonuç olarak bugüne kadar gelmek büyük bir başarı bence. 78 gün ne demek ya? 60 saniyenin yine sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz farklı serilerin devamının gelmesini isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.